Sevgili dostlar, sevgili canlar. Merhaba usta. Merhaba Ayhan abi. Sevgili dostlar, bugün Fatih Kadınlar Pazarı'ndayız. Buradan başlayarak Fatih'te içinde neler yiyebiliriz onu test edeceğiz. Hangi lezzetleri tadabiliriz? Yani Orta Doğu'dayız bugün. Orta Doğu mutfağına, evet. Yaklaşık Orta Doğu mutfağı. Haydi hep beraber gidelim. Gelin sizinle Orhan abinin çiğ köftesini. Yolunuz düşerse mutlaka deneyin. Yapış tarzı, sıkış tarzı farklı. Senelerdir ne yaptıysam o baharatını söylemedi bana. Gelin Orhan abiden de bir öğrene gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Orhan abi, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, çok iyisin. Allah iyilik versin. Orhan abi kaç senedir buradasın? 40. 40 senedir. Evet. 40 senedir bu çiğ köfteyi yapıyor musun? Yapıyoruz tabii. Peki içindeki tarifi ver bakalım, söyle bize. Veremiyoruz. Orhan abi yine söylemedi tarifi. Evet. Biz bunun tadına bakak. Eline sağlık. Tada gel. Gel. Alacağım. Onu da Bülent Usta'ya verelim. Amerika'da birinci dergideyiz. Amerika'da. Abi bir de marulsuz versene bana. Ne vereyim? Formu şey değil yani, şu şöyle söyleyeyim sana, ezilmiş, çok böyle bulguru haşlanmış bir form değil. At abi şunu ağzıma Bülent Usta. Allah'ım her işi bana yaptırıyor arkadaş ya. Lezzeti çok farklı ya. Onu söyleme bize. 20 sene önce de geldik söylemedi, gene söylemeyin. Az önceki de bahsettiğim gibi böyle ezilmiş, haşlanmış hamur gibi olmuş çiğ köfte düşünmeyin. Biraz daha tane tane, sadece baharatı çok mükemmel. Abi elini koluna sağlık. Afiyet olsun. Şu baharatı tekrar söyleseydin. Maalesef. En azından kaç çeşit baharat var içinde? Kaç çeşit baharat var? 50'ye yakın. 50'ye yakın. Sen mi karıştırıyorsun abi? Evet. Hepsini oranı sen ayarlıyorsun. Aynen. Abi göz kararı. Ben seni aynen 20 senedir tanırım. Evet, doğrudur. 20 senedir bu baharatı hala söylemiyorsun. Evet. Peki. Eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sıfaya Caddesi, Hüsam Bey Sokak. Baharatçı Orhan deseniz, dükkanın adı ne? Siirt Vatan Gıda. Biz çiğ köfteyi yolumuz düşerse deneyin. Umarım beğenirsiniz. Lezzet turu devam ediyor. Az önce bir enstantane yaşandı. Biz yolda yürürken 3 kişi karşımızdan geliydi. Ya sen Antepli değil misin dediler. Hiçbir şey konuşmamıza rağmen. Maske de vardı ama tanıdılar sağ olsunlar. Kafadan fakat tanıdılar. göbeğimizden tanımış olabilirler. Sadece özür dilerim onlardan. Bu videoyu izlerlerse ben onların o instantaneyi koyacağım zaten. Ama maalesef slow motion olmuş. Yani ağır çekim elimdeymiş bir yere. Haklarını helal etsinler. Çok güzel bir sohbet geçmişti aramızda ama maalesef izleyemeyeceğiz. Diyeceklerinden çok çok özür dilerim hem. Allah'a emanet olsun. Bilerek yapılmış bir şey değil yani. Yok, bilerek yapmadık. Evet, Bülent Hüseyin'in Fatih Camisi'nin avlusundayız şu anda. Hemen Bülent Hüseyin'in beraber şöyle bir dönelim. Fatih Camisi'nin bu kapısından çıkacağız. Birkaç tane lezzet deneyeceğiz. Bakalım inşallah siz de beğenirsiniz geldiğinizde. Şavurma mıydı abi? Şavurma değil, bir şey yiyeceğiz. Valla tavuk etinden. Aynen, bu da Suriye kültürü. Hiç tavuk etinden. Değişik soslar falan İçinde var. İçinde soslar falan var. Yap abi sen bir dürüm bize. Söyle yap, yakışıklı bir şey olsun senin gibi. Deneyelim, daha önce hiç denemedik. Yok, denemedik. Deneyin, kültür kültürdür. İçine ne koydun, mayonez mi koydun, ne yaptın? Hayır, bu sarımsak sos abi. Sarımsak sos koymuş Ömer Usta. Ha, metroda birkaç kişi devire devire gider kokusundan artık. Her şey olsun, full. Ah canını seveyim seni, doldur. Elin korkak alıştırma. Abi içi bol olsun. Mayonez koydun, turşu koydun, başka o kadar. Acı sos koydun. Acı sos koydum. Oo güzel. Ondan sonra ütüyle tost yapıyoruz. Ya Fatih'e gelmişken bunları da denemeden olmaz. Doğru mu? Oo tavuk da lezzetli ya. Lezzetli mi? Tavuk şavurma. Biz şavurmanın olduğunu bilmeydik. Meğer tavuk dönermiş. İçine özel bir sos dedikleri sarımsaklı sos koydular. Ağzıma sos boş gelmedi. Tavuk 10 numara. Öyle mi? Afiyet olsun. Sağ ol Ömer Usta. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim sevgili dostlar. Aynen. Denemiş oluruz. Burası da bir kültür. Bu kültürü de bilelim. Fatih'te sorduk. En iyi döner buranın dediler.
da bizim dönercilerimizde bir dönere benzemeyiz. Doğru mu? Değişik bir tadı var ya. O mayonez güzel tat vermiş ama. Bülent'in sözüne katılıyorum. Hiç kimse kızmasın. Bizim tavuk dönercilerden iyi döner. Çok dürüst farklı. Olmak lazım. Evet. Yani o marka olmuş, franchise olmuş dönercilerin dönerlerinden bence çok lezzetli. Ön yargılı olmayın. Gelin. Ön yargılı olmayın. Vallahi çok güzel bir durumdu. Sen beğendin mi? Ben beğendim. Bizim tavukçuların dönerine benzemiyor yani. Ben içine koyduğu sos olmasa bile evet. Tavukta ayrı bir lezzet, bir tat var. Ön yargılı yaklaştık ama evet. Hakikaten ön yargımız boşa çıktı. Fiyatını da söyleyeyim. Ben de tavsiye ederim yani. 19 lira. Yani ben yarım dürümden şimdi doymadım tabii de ama bence de makul bir yok, fiyat. Yok başka bir şeyler yemeyecek olsaydım ben bir tane daha makul yerim yani işin açıkçası. Hadi bakalım ikinci adrese devam. Yine şeydeyiz yani Fatih'in ara sokaklarındayız. Fatih Camisi'nin ara sokaklarında. Hemen arkasındayız. Hemen arkasındayız evet. Resmen bugün Suriye yaşıyoruz. Gelirken yanınızda rehber alın. Gerçekten dil problemi yaşıyoruz ya. Aynen. Fatih'teyiz ama aynen. Dil problemi yaşıyoruz. Resmen adama şey sordum ya. Dedim ki adama you speak Turkish dedim. He. Gel abi gel Türkçe bileyim dedi. Abi bence şu zahteri bir deneyelim yarımşar tane. Ben merak ediyorum. Tamam yiyemezsek bırakırız. Yiyemezsek bırakırız tamam. Abi biz bu zahterliden deneyeceğiz de sıcak bir taneyi ikiye böl ver bize. Ay şundan bir deneyelim dedik zahter dediler. Zahterli. Bence şu Antep'te yiğit ya kahvaltılık zahter var ya. Bence o kahvaltılık zahteri ekmeğin üstüne sıvamışlar. Vallahi bilmiyorum yine ön yargılı davranmayalım yanılıyoruz hep de. Az önceki şey için ne diyorsun? Çiğ köfte orada yaptık gerçi yorum da. Hala baharat beynimde duruyor. Vallahi ışıkta evet. Duruyor. Aynen o baharat. Baharat on numaraydı. Aynen. O yarısını bana dürüm et yarısını. Bak malın fazlası olanı sana vereyim ha. Malın fazlası şu gibi görünüyor. O sana vereyim işte. Önce çekeceğim içinde ne var ne. Baksana bak. Abi. Aa, o, yeşil bir şey ama ne ben de bileyim. Abi benim bahsettiğim gibi ya. Vallahi bu. Göstereceğim şöyle. Sevgili dostlar yumuşak. Dokusu. Yani Antep açık ekmeğin üstüne böyle var. Küncü var yani susam var çok sıcak ama. Oo, elim yandı. Aynen. Bu bizim kahvaltıda sıcak baya. Kahvaltılık zahterimiz yok mu? Aha. Kahvaltılık zahterimiz. Hani zeytinyağını ekmeğe batırırsın sonra zahtere batırırsın. Onu kimse bilmez. Fidenin üstüne koymuşlar, pişirmişler. Ha, fidenin üstüne koymuş, fırında pişirmişler. Bunun içeriğini de çoğu insan bilmez. Bunun içerisinde hem leblebi var. Çoğunlukta da ne var biliyor musun? Karpuz çekirdeği var. Ya Allah. Aynen. Ve birkaç çeşit baharat tabii. Karpuz çekirdeğinin ne işi var ya? Karpuz çekirdeğini öğütür, bunun içerisine koyarlar. Allah Allah. Bunu kimse de bilmez. Neyse ki sevdiğimiz bir şey varmış içinde. Güzel ama yenir değil mi? Yenir. Bunu evde de yapabiliriz. Aynen. Dikkat ettiniz mi? Bu çektiğimiz videoda hiç şey demedim. Ne? Aha ben öldüm falan demedim. Yok, ölecek daha... bir şey yok. Ölecek bir şey yok. Olsa daha söylerim. Ölecek yere gelmedik. Olsa söylerim. Tamam. Ama yenir mi? Yenir. Yenir. Evet usta. Bir sürü Arap kültüründen yemek yedik. Gene yani buldun gene Suriye. Lahmacıncı yani. Lahmacıncıyı bulduk. Bildiğimiz yerde ama gene bir deneyelim dedik. Yani yani Fatih tarafına gelmişken kiliseye de uğramadan olmaz. Çünkü bayağı bir eski dükkan. Uzun zamandır önce yemiştik daha da uzun çok zamandır. Uzun zaman önce yemiştim biliyorum. Biz de geldik birer tane tadalım dedik. Bu da normal İstanbul usulü lahmacun dediğimiz. Şu da çıkmış hali zaten. Evet, lahmacunlar çıktı. Bir tanesi İstanbul usulü soğanlı. Bir tanesi de sebzeli dediğimiz. Evet, Bilal usta. Yere duramadı bir lahmacuncu burada. İlle ki benim lahmacuncu. Yemezse olmayan. Tamam, bak abi. Mesela lahmacuncu gözde katlayacak halim yok. Yok, yok tamam. Katlamayabilirsin, tamam. Ne
İlk izlenimlerin video ürünü de ne? Yorum yok. Evet abi, bir de ben bal gördüğünüz gibi Antep lahmacunun formunda. Sebzeli lahmacun tamam. Sebzeli lahmacun. Ya bir, tabii canım, şimdi yani işin doğrusunu söylemek lazım. Antep'te değiliz. Tamam, Antep'te değiliz. Antep'te değiliz. İstanbul'dayız ama İstanbul'un bilinen Kilislim'di değil mi o? Burası. He, Kilisli, Fatih'te. Fatih'te bu Hırkayı Şerif Caddesi'nde inerken aşağı orada. Ya bu şey nefis körlenir. Soğan lahmacun. Ya bu bizim bildiğimiz nar ekşili, ayvalı, cevizli nar ekşili lahmacun değil. Ama bu İstanbul'un, İstanbul ölçeğinde yapılan lahmacun. İstanbul'da olanlar bunu deneyebilirler. Yiyebilirler ama benim tercihim değil bu. Artılarını söyleyeyim size. Odun fırında pişiyor. İki incecik. İnceliği ve gevrekliği güzel. Ama bir Antep lahmacun değil. Ama yenir. Gelenir yenir. Devam. Soğutma. Şimdi Kilisli de böyle. Burada da tattık. Yolunuz düşerse gelin deneyin. Sevgili dostlar, sevgili canlar. Falafel. Falafel ve? Full. Full yemeğe geldik. Başka bilmem, içeride ne var onu da bakacağız artık. Dükkanın adı ne baba? Buğzi Cedi. Buğzi Cedi diye. Söylemesi de biraz zormuş. Hemen tarif edeyim kısaca size. Hırkayı Şerif Camisi'nin hemen aşağısında bir yer. Hadi yedek yiye gel. Şimdi humus yapıyor bize. Bakla full. Evet. Tamam. Zeytinyağı, limon. Evet. Sarımsak. Şimdi fetta. Fetta. Ekmek. Sıcak nohut. Ve suyundan koydun. Suyunu tekrar süzdü. Tamam. Şimdi bu tahin. Tahin. Tahin sos. Okey. Yine üzerine nohut ve yine tahin. Bu ne ekmek? Kızartma ekmek. Yani yağda kızartılmış ekmek. Okay. Antep fıstık. Kaju. Badem. Bir tane daha.
4 kişi evet. Nohut. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Elbi niye gelmedi ya? Evet Bülent'ciğim, seni Buzu Cedi diye bir yere getirdim. Evet, güzel bir yermiş. He? Beğendin mi? Beğendim. Tam ortada o kültürü. Tam daha başlamadık ama görüntülerinden belli ne oldu yani. Yo, ben ilk lezzete baktım tadına, bu fette dedikleri şey. Güzel mi? Çok hoşuma gitti. Bakalım Efsin tadına da bir, ondan sonra bir güzel yorum yaparız. Tamam. Fatih de aramızda bugün kardeşim. Merhaba. Ben ilk tadımda güzel. Bir de şeye bakayım. Pala pala mı? Götür bakayım, Agop'un gazı gibi götüreyim gene. Güzel. Yok, görüntüleri güzel ama bakalım tatları nasıl. Falafeli şöyle. Ondan sonra bir bakacağız şimdi. Beğendin mi? Güzel. Biz bunları gömelim. Tekrar yorumlarız burayı size. Evet. Yedik içtik, yüzden düştük derler. Aynen öyle abi. 10 numaraydı. Sanki kendimi Orta Doğu'dayı bir yerde zannettim. Yediklerimiz hepsi 10 numaraydı. Daha önce Fatih'te başka yerlerde de yemiştik ama hikaye gelir bunun yanında. Evet. O yediklerimizle beraber aynı videoda paylaşırız belki. Paylaşırız belki ama bu oraya 10 basar. Budu Cezi. Budu Cezi ve dükkan da şey, dekorasyon olarak sanki kendini bir Orta Doğu'da bir yerde zannediyorsun yani. Dükkan gördüğünüz gibi full ayakta bekliyorsunuz. Sıra bekliyor herkes. Sıra bekliyorsunuz. Bayağı bir revaçta bilinen bir yer. Hemen yiyip kalkalım çünkü başkaları sıra bekliyor. Yolumuz Fatih'te Hırkayı Şerif Camisi'nin az ilerisine düşerse bence burayı deneyin. Kaçırmayın. Tavsiye edilir yani. Orta Doğu mutfağıyla ilgili gayet güzel. Tabakları göster, belli olur ne olduğu. Tabaklar... Tabaklar gördüğünüz gibi ya, sünnetledik derler. Hem de hem bizim sünnetler. Evet. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz gençler, size de. Şimdi ne yiyecek usta? Vallahi bir künefem var orada, sıcak bu, güzel bu bir şey. Bu kadar zifirin üstüne. Bir tatlı gider. O da Suri olsun artık, madem hepsi Suri oldu. Orta Doğu mutfağını kapatak artık. Evet, bu Suriye mutfağını kapata gel. Başka bölgeye geçelim. Aynen, şimdi girdik şuradan. Bir de yaptıkları bir künefe var. Yani Türk künefesine benzemez ama, hafif. Fena değil, ben yani yiyorum ya. Peynir var galiba içine. Peynir falan var, hafif yani. Öyle şey yok içine, fıstık yok, ceviz aynen. Yok. Aynen, girdik yiyek bakalım. Zannetmiyorum tereyağı mereyağı olacağını da. Yok canım, tereyağı yok. Ama bir kere yemişim, bakın, hafif. Yiyek, bir de yedikten sonra yorum aynen. Yani. Tamam, ben yemeyeyim bakalım. Bülent Usta, aldın künefi. Aldım. İyi bakalım, bak tadına. He? Sadece benim yiyeceğim zannediyor herhalde. Oo, duman üstünde çıkıyor ya. Boğazımız için düştüğümüz hallere bak ya. Çok hafif ya. O kadar şeker var ama hiç hafif yani. Artık peynirden midir, başka şeyden midir? Yenir mi? Yenir, hafif. Bir de ben deneyeyim ha. Dur, gazı da iyi tutmuyor ya.
Aziz onlar değil mi? Evet abi. Kendinden geçti adam. Abi ben. Ben tatlıcıyım. Tatlıyı severim. Şimdi kendime torpil yaptıracağım. Ben sevdim. Hafif. Peynir tadı var. Abi kaç para porsiyon? Porsiyon 10 liraymış. Fatih Camisi'nin arka kapısından çıktığınızda hemen ilk soldaki dükkan. Ya künefelere dünya kadar para veriyorlar ya. Ya şu isimli yerler künefe yapıyorlar bilmem ne diye. Bir şey söyleyeyim ya. Şunların arasında çok büyük fark yok ya. Ya tamam sade ya olabilir. Tamam kabul ediyorum. Ya ben şirinciyim abi. Ya ben torpil yaptıracağım kendime. Dök dök. Abi azıcık torpil verir misin? Azıcık torpil. Az ama. Sıcak. Oo çok torpil oldu. Abi bu yeni çıkmıştı dayanamadım. Şaka mı yapıyorsun? Onu da yiyecek misin? Yiyeceğim abi. Of. Oo. Ya duman üstüne çıkıyor. Bu yenir. En güzel tarafı hafif. Çok hafif. Hem hafif güzel olan tarafı bir de şu. Burada bir sürü künefeci var abi. Öyle peynir yok. Aynen böyle peynir yok. Buranın içindeki kadar kalabalık yoğunluk yok. Ya bir yerde yoğunluk varsa lezzet vardır. Bir tane karşı bir tane sağa. Buradan bunu yedikten sonra son durağa gidiyoruz. Son durak acayip harika bir yer. Gidince görürsün. Aman Allah tebe, aman Allah tebe, aman Allah tebe, aman Allah tebe. Evet, neredeyiz usta? Evet, sevgili dostlar, sevgili Bülent kardeşim. Fatih kazan biz kepçe dolanıyık. Aynen. İyi bitiremedik, daha devam edik. Bugün iyisiyle kötüsüyle birkaç yer denedik. Yani umarım siz de gelir bu adreslerde yersiniz, denersiniz. Ya bizim beğendiklerimiz oldu, beğenmediklerimiz oldu ama şimdi Fatih'te damaklarda kalacak, damak çatlatacak. Son durağımız bir yere geldik. Aslında burada birkaç yer daha var. Fakat çok doyduk. Burada paçacılar var. Paçacılara gidemedik mesela. Bir iki yer daha var. Bir kebap yeri de vardı. Oraya da gidemedik. Oraya da başka zaman gideriz. Şimdi size bir yere getirdik. Burası 1952'den beri hizmet veren hemen hemen İstanbul'un en iyi kazan dibi. Tavuk göğsü. Sütlü mamuller diyelim. Sütlü mamuller yapan yeri. Kıztaşı Mahallesi. Neredeyiz? Kıztaşı Mahallesi'ndeyiz. Fatih'te Kıztaşı dediğinizde hem gelin gezersiniz, Kıztaşı'nın hikayesini dinlersiniz. Daha bildiğim kadarıyla Bizanslara dayanır. Hem de şu Kıztaşı'ndan ne yeriz? Kazan dibi mi yeriz? Kazan ya tavuk göğsü yeriz. Tavuk bir ondan yok, söyle. Çok olur. Çok mu olur? Çok fena doyduk çünkü. Çok yedik. Hadi gidelim şu meşhur Kıztaşı kazan dibini yani Sütlü Mahallebisini bir deneyelim. Deneyelim. Yer var mı? Var ona yer bulurum. tavuk geldi de ayağa kakarlar. Hadi bakalım. Şöyle bir kaşığı bandırayım mı? Son noktayı koyalım bugün. Daha bir şey yiyecek miyiz? Yok. Yani. Ama herhalde bu en son noktaya. Ya işi zirvede bırakmak lazım. Senin aman Allah diyorsun ya. Aman Allah. Hakikaten aman Allah yani. Bildiğin kız tavuk gösterme falan unutun. O ismi cismi olan mahallebiciler hikaye. Ben size söyleyeyim. Gerçekten hikaye. Oy. Eve yürüyerek gideriz bugün. Evet sevgili dostlar. Fatih civarında gezdik, tozduk. Yedik bir şeylerde. Beğendiklerimiz oldu. Az beğendiklerimiz oldu. Çok beğendiklerimiz oldu. İşi de hani
zirvede bırakmak lazım. İşin nirvanasında bırakmak lazım. Daha önce de ben tattığım bir lezzet bu. Şimdi Antepli dostları diyecek ki tavuk göğsü ne arkadaş diyecekler. Çünkü Antep'te tavuk göğsü pek bilinmez. Tavuk göğsü bugün kalmamış. Yenisini yapmışlar. O da dinlenmesi lazımmış. Onun için bugün tavuk göğsü yiyemeyeceğiz. Ama kazan dibi var. Kazan dibi de onu aratmaz bir lezzet. Küçük bir anekdot da anlatayım size. Bir akrabam inşallah dinler, bana kızmaz. Antep'ten ilk defa İstanbul'a gelir. İstanbul'da da akrabalar onu hadi gidelim tavuk göğsü yiyelim derler. Açtır, söyleyemez de. Karnı aç olduğu için de tavuk göğsü yiyeceğiz deyince de sevinir. Getirirler, götürürler onu bir muhallebiciye. Önüne böyle bir tatlı bir şey gelir, tadına bakar. Hani tavuk göğsü yiyecektik derler. İşte bu tavuk göğsü derler. İçinde de tavuk var derler. Yahu tatlının içinde tavuk bulun arkadaş da yemez. Ama tavuk göğsü kazan dibi hakikaten yenecek bir şey. Sözü çok uzatmayak, zirvede nirvana'da bırakak bu işi. Evet. Süper, süper. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Manda sütünden yapılmış. Özellikle tavuğun beyaz eti liflenerek, şu lif lif kısımları görürsünüz zaten. Liflenerek ondan sonra böyle meşakkatli kaynatılarak yapılan. Artı ben yiyeyim, siz umsuluk oluyorsunuz, ne yapalım? Fatih tarafına yolunuz düşerse bu uğradığımız yerlere uğrayın. Umarım beğenirsiniz. İşte buna aha ben öldüm denir. Bülent'ciğim bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu son lokmayı da takipçilerim için yiyeyim de. Aman Allah tebe. O zaman da bu kadar yemem. Oh. Aman Allah tebe, ben nerelere gideyim. Takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bak 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 Bülent. Kapat hacı.